bu ne zaman bozuldu? 1914'te işte Fed'in kurulmasıyla bu düzen bozuldu. %100 altın gerekliliği önce %40'a düşürüldü. Para miktarı arttırıldı ve ekstra para piyasaya suni bir şekilde sürüldü ve 1929 krizinin meydana gelmesine yol açıldı. Bu anlayış ise işte birinci devrime yani yazı devrimine yakın sayan bir anlayış. Bu diyor ki biz her şeyi görürüz, tek göz ve piramit. Amerikan dolarının arkasındaki piramit ve tek göz resmi de bu krizden sonra geldi. Yani 1914-29 döneminden sonra o para miktarının değiştirilmesi, oraya müdahale edilmesinden sonra geldi. Ve biz 1971'de Amerika bu %40 falan sınırını da ortadan kaldırdı. Tamamen sınırsız paraya geçti. Yani istediği yere parayı indiriyor. İstediği bankayı, istediği şirketi kurtarıyor. Bunun sonucu aslında yavaş bir çürüme oluyor. Çünkü o şirketler artık Merkez Bankası'ndan gelecek paraya göre kendini ayarlıyorlar. Biz batar mıyız? Aldığımız riskten bizim başımıza bir şey gelir mi diye düşünmüyorlar. Ve şirketler yavaş yavaş ekonomilerde iyi incelediğiniz zaman zombileşiyor. Zombi ne demek? Ürettiği şey, kazandığı para, borcunun faizini bile ödemeyen şirket demek. Ve bugün inanılmaz ünlü şirketler zombileşmiş durumda. İşte Boeing, Netflix, Ford, Tesla, bunların hepsi zombi şirket. Para kazanmıyorlar. Borçlarının faizlerini bile ödeyemiyorlar aslında. Bu durum şimdi bu üçüncü devrim ne yapacak? Bu ortadaki bu piramit tek göz yapılarını ortadan kaldıracak bir kere. Bu merkez bankalarına ihtiyaç olmayacak. Yani şöyle tabii yok olmayacaklar ama bunların Bu derece baskın işlevsizliklerinin yanına olamayacak. Bu derece baskı yapamayacaklar dediğiniz doğru ve bunların çok daha ucuzu devrede olmuş olacak. Bir süre muhtemelen bunlar beraber gidecekler. Bir süre sonra her milli merkez bankası blockchain modeline göre yeniden organize olacak. Bu biz dijital paramızı çıkartıyoruz demenin aslında esprisi bu. Yani biz dijital paramızı, kendi dijital paramızı çıkarıyoruz demek. Biz merkez bankamızı işte bu bina, şube, bu kadar çok çalışan vesaire bundan sıyıracağız. Yavaş yavaş bu personel sayısı vesaire azalacak. Ve biz dijital işte TL ile ya da dijital dolarla, dijital yuanla işlem yapacağız demek. Bu sadece merkez bankalarında kalmayacak, parada kalmayacak. Bankalar biliyorsunuz bugün dünya çapında on binlerce banka var. Sayılamayacak kadar belki milyonlarca bankacılık çalışanı var. Bir bankanın bir genel merkez, şubeler vesaire ne kadar kaynak tükettiğini düşünün. İşte bir kredi almaya gidiyorsunuz. Efendim üstünüzü başınızı giyineceksiniz. Her şeyinizi ortaya koyacaksınız. Benim şuyum var, buyum var. İşte dil dökeceksiniz. Oraya gideceksiniz. Zaman harcayacaksınız. Bugün öyle yeni blockchain sistemleri çıktı ki bunlara DeFi deniliyor. Decentralized Finance, merkeziyetsiz finans. Bunlar bankaların yaptığı işleri, bu binlerce personelle yapılan işleri sadece 4-5 yazılımcıyla bir bilgisayar programıyla tıpkı Bitcoin gibi yani Bitcoin'i bir merkez bankası, bir rezerv bankası gibi düşünün. Bunlar da DeFi protokolleri dediğimiz bu yazılımlarda bankaların yerine geçiyor. Sigorta şirketlerinin yerine geçiyor. İşte bizim binaları olan devasa borsalarımızın yerine geçiyor. Yani böyle brokerlarla falan sürekli işlem yapılan yerlerin yerine geçiyor. Devletler şu anda çalışmalara başladılar. Tapu dairelerini, tapu kayıtlarını blockchain'e geçirme. Düşünün Türkiye'de veya herhangi bir ülkede tapu kayıtlarının tutulması için onlarca bina, burada bir sürü personel, işte burada arşivler falan bunların hepsinin dijital olarak çok ucuz maliyetle tutulması mümkün. Çoktan bu çalışmalar başladı Avrupa ülkelerinde, hatta işte bizim komşularımızda Gürcistan'da falan. Tapu kayıtları, emeklilik kayıtları, nüfus kayıtları bunların hepsinin güvenli bir şekilde blockchain'lerde tutulup bütün bu masraflardan kurtulmak mümkün. Bunları yapmadığınız zaman ne olacak? Geri kalacaksınız. Diğer ülkeler çok ucuza bu işleri çözerken siz çözemeyeceksiniz veya başka bir şirket çok ucuza bütün evrak işlerini dijitale taşıyabilirken siz taşıyamazsanız geri kalacaksınız. Yani bugün işte bir şirketin
İşte her şeyi böyle StreamYard, Zoom'la falan hallederken sizin bunları kullanmaya karşı çıkıp işte her toplantıyı fiziki mekanlarda yapmaya çalışmanız, zamandan kaybetmeniz, kaynakları boşa harcamanız gibi bir durumla karşılaşılacak.